Ee, size bir reklam arasından önce şey sormuştum. Şimdi Behzatçı bir polisiye ve sizler bu şu anda Türkiye televizyon tarihinin yapılmış en müthiş bana göre en müthiş polisiye dizilerinden bir tanesini benim şahsi kanaatime göre en iyisini yapıyorsunuz. Sokakta yürürken normalde iş dışında emniyet mensubu arkadaşlarla, insanlarla, dostlarla tanışıyorsunuz. Sizi böyle en vuran, en unutamadığınız karşılaşma, hikaye, anı hangisiydi? Hanginizden başlayayım? İlk hatırlayandan başlayayım. Ben yani. de şöyle bir şey anlatayım sadece. Bir ustamız bir abimiz, e, memur bey abimiz bana şey la kardeş dedi. Öyle polis mi olurla dedi. Abi dedim bu bessatçı repliği. Yani böyle polis olur mu dedi. <laughs> <Yani>, Bayağı oluyor <laughs> işte oluyor. Yani öyle bir şey söylüyor. Yok çok yani, çok fazla var tabii ki. Yani bize emniyetten bir personel gibi davranıyorlar yani. Hani ellerinde olsa hepimize birer tane kimlik çıkartacaklar aslında yani o emniyetteki arkadaşların her biri yani emniyetle ilgili bir işimiz olduğu zaman ellerinden gelen yardımı hmm. e, yapıyorlar esirgemiyorlar. Evet, sağ yani öyle bir empati sağlamışız oradaki insanlarla açıkçası yani. Böyle bir sahne var mı sizin hani denk geldiğiniz karşılaştığınız bir e, ee, Erdal Beşikçioğlu ve bir polis memuru işte polis. Ya bununla bununla burada mi? anlatılmaz ama ya. Yani. Abi, abi, şey abi neden anlattın, Hiç... daha ne onu? <laughs> Olur mu ya e, e, emniyet teşkilatından bahsediyorsunuz sonra Süleyman Bey'in şey ne yapar sonra Bu... yok olmaz yani. Kimse bir şey yapmaz abi. Abi. yok, Yok. Ya, bir şey yapmaz derken. <laughs> Valla benim bir tane var. Ee, Serdar abi e, Ercan arabada e, ben o gün nöbetçiyim alkol falan almıyorum çevirdiler bizi. eee Üfletti memur arkadaş, alkol çıkmadı. Bu arada tanıdı e, beni. Ercanı tanımıyor Serdar abi. Alkol çıkmadı. E, hop, Mahmut dedi getir öbür, bu bozuldu galiba. Abi dedim zorla mı çıkaracaksın yani, olmayan alkolü. <laughs> Kardeş dedi çok içiyorsunuz dedi. Amire ne diyeyim şimdi ben? Dedi. <laughs> Böyle bir şey yaşadım. <laughs> Ee, mesela izleyicilerimiz özellikle Ankara'da izleyicilerimiz şey soruyor. Şimdi mesela eşittir Ankara yani hiç öyle böyle ee, şehri de anlatan bir dizi. Ankaralılar da neler duyuyorsunuz diye soruyorlar. Nasıl ne gibi mesela? Yani, Ankaralılar şehre dair sizin sahnelerinize, Ankara'ya dair size neler söylüyorlar? Ya şimdi ben şöyle baktım İstanbul'da e, yani şehrin yarısı Ankara'lı olmuş yani. Hani ya Bakırköy sen? Ankara'lı. Abi. E, Ataköy neredeyse Ankara'lı olmuş. E, oradaki özlemi biraz depreştiriyoruz açıkçası yani Ankara ee, şehirle beraber yaşadığın zaman güzeldir. Üniversite orada yaşadığınsa eğer artık Ankara senin hayatında vazgeçilmez bir şehir olmuştur yani. Ankara adamın içine akar öyle bir akar ki hiç hissetmezsin. Sonradan ne kadar sevdiğini fark edersin. E, çoğu zaman da bizi ne kadar gurbette olan Ankaralıların çoğu ne kadar şehri özlediği konusunda söyleyip duruyorlar. Bizim o ocak başına gidip masada oturup rakı içen e, <laughs> izleyiciler var. Yani hani... Evet evet, Bessatçe'nin bir masası yani bizim gittiğimiz Hüseyin meyhanede mesela oraya rezervasyon yaptırıp işte hatta geçen biri söyledi e, ee, final bölümünü abi dedi oraya rezervasyon yaptırdık dedi biz orada izleyeceğiz dedi final bölümünü dedim güzel güzel ne diyeyim ya başka bir dizi yok ki yani Ankara'nın Kızılay'ında bir tane perde kur ve hep beraber Ankalılar olarak çık git orada bu Besatçayı seyret yani. Şeyi soruyor Erdal abi insanlar bir, bir Ankara polisiyesiyle Çekiç ve Gül'ü karşılaştırdığınızda eski Ankara ve yeni Ankara hikayesi olarak da bakabilir miyiz? Bu anlamda hmm. anlamda Ankara'daki değişimi siz Ankaralılar ve oyuncu Behzat Çelik kahramanları nasıl görüyor, gözlemliyorsunuz? Ee, i̇yi görüyoruz ya. O tabii ki yani. Çünkü soruyu Mansur Yavaş'a bağlamak üzereyim. Evet olsun. evet ben evet. o yüzden Sizin ona de aklınızda olsun. Ya. Yani. Bundan sonra Mansur, Mansur yani. Yavaş'a doğru geliyoruz yavaş yavaş. <laughs> Aksi söylenemez tabii. Ya yani tabii biz hani Murat Karayalçın döneminde de Ankara'da olduğumuz ondan önce ee, Çankaya Belediye Başkanımızın ba ba yok babasının da Doğan Taşdelen evet, de evet. ee, O Ankara'yı bildiğimiz için Ankara'nın arafta kaldığı bir dönem vardı. Ondan kurtulmasına biz çok sevindik açıkçası ya. Yani. <laughs> <laughs> evet Nans Bey sizden de bize ee, anlatıyoruz <laughs> Canım Ankara'm e <laughs> Ya bir dönem dinozorlarla geçti işte ne diyelim yani Aynen. bir dönem dinozorlarla geçti öyle. Ya koskoca üniversite şehrinde ya saat 10'da on, metrolar durabilir mi ya? Yani bir şehri yaşatan o şehrin genç enerjisidir yani. Ankara'nın da bu ülkenin en köklü üniversitelerinden var olduğunu düşünürsen saat 10'da metroları kaldırmak şehri bitirmekle eşdeğerdir yani. Bu bir uygulama sadece yani. Bunlardan binlercesi var. Ben saatleri falan saymıyorum yani. Hani o kiç saatleri falan da saymıyorum. Yani şehir estetiğinin kendi içerisindeki kiçliğinden bahsetmiyorum. Bir ara Ankara yeşildi yani. Sokak lambaları dahil yeşildi yani. Erkan sen ne diyorsun? Evet katılıyorum. İyi yani iş. o Araf'ta kalan <laughs> dönem hariç. E... Ankara bir başkent gibi yani, yaşadı yani. Abi Mansur Bey şey seyrediyor mu Behzatçı'yı biliyor musunuz? Bilmiyorum, seyretmiyordur Hiçbir Konuşma yani. tanışma oldu mu Mansur ya yavaş yavaş. E ben gittim, görüştüm çok, yani bahsettiğimizde hani, değil mi? E, keyifli sohbetler oldu. Sağ olsun bize de çok yardımcı oldu tabii. E, Büyük şehir e, Besakçı'yi çekerken, e, yani tabii ki öyle bir gücün sizin arkanızda bir şehrin gücüyle beraber olduğu zaman çok daha keyifli bir iş çıkıyor ortaya. Ama e, Başkan çok çalışıyor, çok da seviyoruz başkanımızı. Ben de merak ediyorum Sayın Başkan. Başkan da hem programımızın çok iyi izleyicisidir hem de burada konukta ettiğimiz bir lider. Beşsatçı'yı seyrediyor mu gerçekten merak ediyorum. Sayın Başkan seyrediyorsanız ne olur ses verin. Siz de bizim gibi Beşsatçı'ya seyircisi misiniz değil misiniz? Biz de öğrenmek isteriz bunu bu arada.